Şimdi Sümerlerin yazıları. Evet. Benim bildiğim kil tabletlere yazmışlar bunlar. Yani evet, toprağa yazmışlar, sonra onu pişirmişler. Hepsi böyle mi? Yoksa taşa da yazdıkları var mı? Ah var, taşa da yazmışlar. Şeyler, böyle şeyler var taşa yazılanlar. Ayrıca heykeller üzerine yazmışlar. Peki sonuçta hocam, o tabletleri pişiriyorlar mı hepsini? O şeyine nasıl göre. Nasıl yapıyor onu? Önemine göre galiba. Şimdi bir kere şeyleri, çamuru şey diyorlar. Yani özel bir muameleye getiriyor. Öyle lale tayini getirip yapmıyorlar. Çatlamaması lazım bilmem ne. Onları yaptıklar. Porselen gibi böyle. Evet, öyle yapıyorlar. Böyle küçük artık yazacakları şeye göre şu kadarcık da var. Bir öyle pul mi? Büyüklüğünde pul olan var. Bizde yok o. Şeyde, British Museum'da 200 satır soymuşlar. Pul kadar bir şeye. Bir kadar şeye 200 satır. Ya diyorum nasıl gördüler o kadar. Hani bizde şey, pirince ayet yazılır. Evet. Ha, aynen, yazılır. Aynen onun gibi. Bak. Ama böyle kocamanlar da var. Onlar da yazılmış. Her şey üzerine yazmışlar. Bunları güneşte kurutmuşlar. Şayet çok önemliyse O zaman fırınlara veriyorlar. Hocam yaş olduğu zaman mı yazıyor? Yaş. Tabii tabii. Yaşken yazıyor. Yaş. Ama böyle şey değil herhalde biraz yaptılar onun. Yani yazılabilecek kadar yaşken. Yazılabilecek kadar yaş. Mesela büyükleri elle tutulmaz. Ona çok ilginç böyle şey yapmışlar. Rahle yapmışlar. Ve hayır sefalar yapmışlar. Tabletler hani, için. Evet bez koymuşlar bezle. Onun üzerine, onu da nereden biliyoruz? Bezlerin, dokumaların üzerinde çamurlu izleri kalıyor. İzleri kalmış. Çamurun üstünde dokuma izi kalmış. Dokuma izi kalmış. Büyük tabletlere. Yani yazılar şunlar. Evet. Malum. İlk başlangıcı öbür sayfadan alın. Öncekinden. Evet, ha, bu alfabe ilk bu. Bak, yani nasıl şöyleyken gösterebilirsek, evet, böyle... Evvela böyle başlıyor, sonra zamanla değişiyor, bu hale geliyor. Peki şimdi şey gibi mi hocam? Hocam mesela şu. Aa, bu. İlk mesela burada. O öküz bu, demek. Öküz, kut anlamına geliyor. Evvela böyle, aynı bunu. Sonra bu şekle geliyor. Çivi yazısı dediğimiz şekle geliyor. Hocam şu enteresan. Bu dönüyor, dolaşıyor, haç haline. Evet. Mesela bu şimdi tanrı bir çizgi. Türklerde böyle tanrı anlamına geliyor biliyor musunuz? Aynı. Haç. O haç tanrı mı demek Sümer dilinde? Evet burada yani haç gibi oluyor. Aslında tanrı gök güneş gibi demek aslında bu. Aynı zamanda gök. Zaman yani değişiyor. O anlamda değişiyor şey. Geliyor gök. Bu aynı zamanda tanrı oluyor. Bunlar da şurada çeşitli. 20 evet tane kek siparişi yazılıymış. Evet. Birinde ekmek, bir de şey, kek. Evet. Ekmek ve kek kadar. Yani siparişi de çamura mı yazmış? Her şey yazmış orada. Vallahi bravo. Her şey oturup yazmışlar. Neler yapılacağı. Bak heykelin sırtına da yazmışlar. Evet. Evet. Burada da bir yapı kitabesi bu. Şey, silindir halinde. Mesela öyle enteresan bir yapı yapacağı zaman o yapının nasıl yapıldı, kim yaptırdı, o zaman fiyatları dahi yazmışlar ve şeyle temele koymuşlar. Koymuşlar temele. Evet. Peki hocam şimdi bir şey merak ediyorum ben. Bu harf mi bunlar, sembol mü? Sembol gibi başta sembol. İşte gördünüz yani bir boğa işareti. Öküz demek. O öküz evet. O dursun da ben bazı mailler gelince gösteririm kendilerine. Onun okunuşu gut. Gut işareti daha sonra hece olarak kullanılıyor. Mesela bir yerde kutçuyu hece olarak kullanılıyor. Ha hece oluyor sonra. Sonra hece olarak. Mesela A... Harf yok ama değil mi? Harf değil bu. Hece. Harf değil, evet yok. Yalnız sesli harfler yani A var, E var, İ var, U var. Üç. Hocam fiil çekimini nasıl gösteriyor? Efendim? Fiil çekimini nasıl yapıyor? Fiil bayağı şey olarak yapıyor. Harf olarak yazıyor. Harf olarak değil. O işaretle şey diyor, yazı oluyor. Canım. Evet, yazı oluyor. Mesela kelimesi var. Ne gibi bir şey, nasıl yapayım? Geldi var. Geldi mesela. Geldi. Mesela gel
bir işaret yazıyor. Giyi de bir işaret yazıyor. İşaretle. Yani işaretle yazıyor. Peki mesela bir tablette, normal boyda bir tablette bir satırı okumanız ne kadar zamanınız alır? O öyle, onu o şekilde koyamazsınız. Öyle bir tablet ne tabletidir? Acaba edebi mi? O nedir? Eğer edebi ise uzun sürer. Birçok ondan sonra ne bileyim astronomi ise onu çözmek kolay değil onlara. Ama hesap kitap? Hesap kitabı onlar kolay şeyler. Kolay. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Şimdi mabetlere ya da diyeyim saraya vergi geliyor. Şimdi bugün ben getirmişim bir şey. Ne getirdimse. Onu hemen kaydediyor. Falan kimse filan getirdi. Taşa. Evet toprağa. Toprağa. Kaydediyor koyuyor. Kim getiriyor, getiriyor, koyuyor. Yani bunlar da hocam kağıt gibi tabletler var. Evet. Yani çamuru almış adam, sekreter. Yığmış oraya. Yanında duruyor. Gelen böyle yazıyor. Ondan sonra bunlar biriktirmiş, hafta olmuş. Haftaları bir şeye koymuş. Haftalık. Ondan sonra aylıkları ve sonra senelikleri koymuşlar. Yani tarihin ilk istatistikleri deniyor. Senelikleri düşünebiliyor musunuz? Mesela bir arşiv. Mabede giren yahut da çıkan malzeme. Nesnelerin, malzemelerin listeleri, senelik veya kimler getirdi, neler getirdi, ne zaman getirdi. Hepsi düşün, kağıt kalem derdi yok.